Mümin her halinde, her zamanında, her alanında Rabbine yapmış olduğu günahlarından dolayı, hatalarından dolayı istiğfar edecek. İstiğfar etmesi gerekir. Şimdi bir de halimize şükretmemiz gerekir. Sağlığımıza, sıhhatimize, yaşayışımıza, yediklerimize, içtiklerimize, elimizde olanlara da şükretmemiz gerekir. Anlatılır, şöyle bir şey söylenir. Bir gün padişahın birisi sarayına gelir, bakar ki eşrafını şöyle bir kollar, bir gözetler. Eşrafından, saray eşrafından en mutlu olan kimse kimdir biliyor musunuz? Hizmetçidir. Hizmetçi çok mutludur. Şen şakrak neşelidir. Ona kafayı takar. Yahu der, ben bu sarayın padişahıyım. Bu sarayın kralıyım. Temizlikçi, hizmetli, benden daha mutlu, benden rahat, daha ferah, benden daha huzurlu. Nedir acaba bunun hikmeti der. Hemen yanındaki veziri der ki, padişahım, biz bu hizmetliye, bu temizlikçiye 99 kuralını uygulayalım, bakalım mutluluğu o zaman arayalım bu hizmetlide. Nedir bu 99 kuralı der. Bir gün akşam evine gece yarısı giderim, bir kese altını dolduralım içerisine, 99 tane altını kesenin içerisine koyalım. Sonra kesenin üzerine bir not bırakalım. Bu 100 altın senindir diye. Sonra kapısının önüne bırakalım, kapıyı tıklayıp dışarıdan seyrederim bakalım. Yaparlar. Kesenin içerisine 99 tane altını koyarlar, üzerine de bir not bırakırlar. Bu kesenin içerisindeki 100 altın senindir, sana hediyedir denilir. Kapıyı koyarlar, kapıyı vururlar, kaçarlar oradan, uzaktan seyretmeye başlarlar. Hizmetli kapıyı açar, yerde bir bakar ki bir kese altın var, hemen onu alır. Üzerinde de yazıyor ki 100 altın senindir, sana hediyedir. Eve gider, hemen odaya geçer Mustafa abi, başlar tek tek saymaya. 100 altın dedi ya, okudu ya. Bir sayar, bakar ki 99 tane altın çıkar. Nerede bu bir altın? Hemen çocuklarına der ki, çıkın kapıya bir bakın bakalım, bir tane altın dışarıya mı düştü? Çocuklar dışarıya çıkar, bakarlar ki altını bulamazlar. Derler ki dışarıya doğru gidin, getiren adam yolda düşürmüştür acaba der. Çocukları dışarıya salarlar. Sabaha kadar çocuklara aratmadığı yer kalmaz. Neyi? Bir altını. Sadece bir altın. Ama kesede kaç tane altın duruyor? 99 tane altın duruyor. Var mıydı? Hiç yoktu. Onu unutur kişi, bir altının peşine düşer. Sonra eve çocuklar geldiğinde çocukları huzursuz eder. Siz nasıl çocuksunuz? Dışarıda bir altını bulamadınız mı? Yola düşürmüştür kişi. Kendi de dışarıya fırlar. Arar arar sabaha kadar bir altın aranır. Ve karşılığında sabah olur, hizmetli saraya gider ama yerinde duramıyor, uyku var, sallanıyor, huzursuz, mutsuz bir şekilde padişah işin kıymetini anlar. Yani Rabbimiz Celle Celaluhu'nun bizlere vermiş olduğu o kadar üzerimizde türlü türlü nimetleri var ki biz o nimetleri unutur, sadece kafaya taktığımız bir dert üzerine yoğrulur geçeriz hayatı.